yeni programdan tekrar merhabalar. Çünkü çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda Evke Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Evke var. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İnşaat fuarı oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. Evet. Siz de bu fuarda geniş bir standta yer alıyorsunuz. Hemen iki günün değerlendirmesini alalım. Nasıl geçiyor fuar? Bizim tabii bu sene ilk defa katılıyoruz bu fuara. İmsiyat vasıtasıyla katıldık. Memnunuz. Katıldığımıza da memnunuz. Burada olduğumuz için de memnunuz. İki gündür, dün 12 açılıştan beri güzel bir kalabalık var, evet. İyi bir ilgi var, bunu fark ediyoruz. Geçen senelerde yapılan fuarlara biz ziyaretçi olarak aslında katılıyorduk ama bu sene katılımcı olarak geldik. Onun farkını da hissettik, evet. Açıkça söylemek gerekirse. Tahmin ediyorum bundan sonraki senelerde de güzel bir fuar organizasyonlarıyla devam edeceğiz. Peki Evke Yapı bu fuara hangi ürünlerle beraber geldi? Biz iki projeyle katıldık fuara. Evke Trade Tower, Ankara Yolu yeni Büyükşehir Belediye Binası'nın sırasında yaptığımız binamız. Bir de Yalova Yolu Orman Bölge Müdürü'nün karşısında Hilton Otel'in sırasındaki adliye kampüsüne yakın olan, yeni adliye kampüsüne yakın olan, evet, sizin kararına hemen yana Evke Flex Office projemizle katılıyoruz. Peki biraz da projelerden bahsedelim. Hangi aşamada var? Hangisi daha erken bitecek? Şimdi Ankara yolundaki Evke Trade Tower bitmek üzere. Aşağı yukarı Nisan sonu Mayıs'ın ortalarında yaşam başlar orada. Yani kat mülkiyeti tapusunu da geçirip teslimatı yapacağız. Evke Flex Office şu anda dükkan tabliyesinde. Önden baktığınızda dükkan tabliyesine çıktık. Kaba inşaatı devam ediyor. O da Eylül 2016 teslimatı. Orada 94 tane bağımsız bölüm var Flex Office'te. Altında dükkanlar, üstünde ofisler. Tower'da da 64 tane bağımsız bölüm var. Tower'ın satışını kapattık. Tower'da kiralama opsiyonumuz başladı. Evet. Şu anda arkadaşlarımız, pazarlama birimimiz kiralık opsiyonlarını değerlendiriyor. Hatta bu fuarda da kiralama, bu projemiz kiralık, bu projemiz satılık diye ikiye ayırıp da vatandaşlara, soranlara söylüyoruz. Evet. Böyle. Ben şimdi sizi yakından tanıdığım için pek boş durmayı sevmeyen bir yapınız var. Şimdi iki proje bitmeye yaklaşmış artık. Yeni projeler de o zaman gündeme yavaş gelmeye başlamış olmalı. Evet, iyi tanımışsınız beni. Şimdi tahmin ediyorum Haziran ayından sonra, yani seçimlerden sonraki ikinci 6 ay yeni bir proje için çalışmalara başlayacağız. Şimdiden söyleyebilirim. Araştırmalarımız da devam ediyor. Sonuçlanmak üzere. Yeni iş merkezi mi? İkisi de var. Kalma bir proje olabilir. İkisi de var. İkisi de var. O tarz bir projemiz var kafamızda. Şu anda dediğim gibi son aşamadayız ama paylaşırız daha sonraki programlarda. Daha sonraki programlarda bir özel konumuz olsun. Sözünü verebiliriz. Teşekkürler. Şimdi. 2014 nasıl geçti Evke olarak? 2014 biz yani krizi hissetmedik. Yani biz krizlerle beraber büyüyen bir firmayız. Yanlış anlaşılmasın, üretimle büyüyoruz. Hani krizlerde yerimize kenara çekilip imalattan hayır yapamıyoruz demeden tam gaz devam ederek satışlar dursa bile kendi imkanlarımızla, öz kaynaklarımızla evet, yapan bir firmayız. Dolayısıyla şu anda da aynı şekilde piyasada biraz durgunluk olmasına rağmen biz üretimlerimize, imalatlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam etmeye gayret edeceğiz. Zaten en bir anlamda üretim yılımız bizim için iyi bir yıl. Yani ciro olarak da artışımız var. Hedefler tuttu. 2015'te de aynı şekilde artışımız devam edecek. Öyle gözüküyor. Tavırı teslim edeceğiz. Büyük bir proje. Şu anda 40 bin metrekareye yakın inşaat elimizde var. Kaba anlamda. Bunun işte aşağı yukarı 17'sini teslim ettiğimiz zaman 23 bin metrekarelik bir inşaat olacak. Elimizde sürdürdüğümüz kaba yine metrekare olarak. Yani inşaat alanını biliyorsun, kullanılan alanlar evet, farklı. Kaba anlamda söylüyorum. Yani önümüzdeki günlerde yine bunu 40 bine tamamlamak için girişimlerimiz var. Şimdi Evke Yapı'nın background'una baktığımızda sürekli iş merkezi projeleri öne çıkıyor açıkçası. Bu anlamda da iş merkezi üretiminde çok ciddi bir uzmanlığa sahip oldunuz. Bunu dışarıdan görebiliyoruz. Şimdi önceki yıllara baktığımızda böyle eski iş hanları vardı. Hala da onlar mesela 40-50 yıl, 60 yıllık onlar kullanılmaya devam ediyor. Şimdi o dönemlerdeki ofis anlayışıyla günümüzdeki ofis anlayışı da bir anlamda değişime uğradı. Peki yeni trendte ofis anlayışı neyi işaret ediyor? Nelere bağlı? Çizgileri neler? Yani tabii... Aranılan neler daha doğrusu? Biz tabii bu aksaklıkları, eksikleri gözlemledik. Geçmişten gelen tecrübelerimiz de mimari anlamda, mimar olduğum için
hem estetik kaygım var hem de fonksiyonel açıda çok kaygı taşıyorum. Dolayısıyla bütün projelerimize biz bunları yansıtıyoruz. Gördüğümüz eksiklerin en büyük, en başında gelen şey eski projelerde olmayan bir giriş ferahlığı, bir güzel girişler. Yani bir iş merkezine, bir plazaya girdiğiniz zaman geniş, güzel bir mekanla karşılamak gerekiyor. Biz bunu hep bütün projelerimize uyguluyoruz. İlk giriş çok önemli. Ekte sosyal alanlar şartı var. Artık yani bundan sonra yapılan plazada sadece tuvalet koyup da işte ben bitirdim diyemezsiniz. Toplantı salonlarından tutun, yaşam alanlarından tutun. Flex'te biliyorsun 3 metre yakın yaşam alanı var kullanıcılara ait. Onların kullanacağı konut projesi gibi evet. İşte mescit olsun, altta toplantı salonları olsun. Vakit geçirecek, vakit geçirecek. Onları saymıyorum bile. Yani bunlar bizim metrekarelerden giden unsurlar olduğu için özellikle üzerinde durmak istiyorum. Bizim projelerimizde satış tabii öngörüyoruz ama bunlar satılabilir alanlar değil. Bunlar kullanılabilir alanlar, kullanıcılara yönelik alanlar. Dolayısıyla bunları da kaybetmeden ve kendimizden fedakarlık yaparak bunları da projelerimizde var olmasını sağlıyoruz. O açıdan İstanbul'da ki projeleri biraz takip ediyoruz aslında biz de yenilikleri. Yurt dışı örnekleri takip ediyoruz. Bursa'nın kabul edebileceği oranda bazı şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. Çok da fazla yaptığımız zaman o diyorlar. Mesela örnek vereyim. Esentepe'de Onyx Offices var. Ölke Onyx Offices. Onun altında bir 550 metrekare bir alanım var. İçinde yüzme havuzu, fitness center'ı, saunası, masaj odaları, her şeyi olan, işte vitamin barına kadar her şeyini yaptım. Otel konforu. Yani ofislerin kullanımına, bakın ofis alıcıları sordukları sorular şu, ya buna ne gerek vardı? Ya tamamıyla sizin için yapılmış bir alan, işte siz sabah erken gelirsiniz, yüzersiniz, tabii orada bir işletme oluşacak şu anda, onun araştırması içerisindeyiz. Oluştuktan sonrası için konuşuyorum. Akşam giderken 6'da çıkarsınız, 7'ye kadar spor yaparsınız. Ne bileyim sabah 5'te gidiyoruz, trafik vermiyor. Ne bileyim yani aynı alanda toplantı salonları, açık kapalı fuayeli, güzel 80 kişilik toplantı salonu var. Ofislerin kullanımına ait. Onlar hoşuna gidiyor ama yüzme havuzu soru işaretli. Fitness center soru işaretli. Yani oradan bir farklılaşma var bizim kullanıcılarla. Daha tam oturmadı. Onun için uğraşıyoruz. İşte hep yenilik peşindeyiz. Güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Yani peki bu ofis kültürünün, özür dilerim lafınızı kesmeyeyim. Her projede de bir üste çıkmaya çalışıyoruz. Yani bir üst bazı şeyleri, bazı fonksiyonları ilave etmeye çalışıyoruz. Peki bu ofis kültürünün oturması için neler yapılabilir? Yani sonuçta siz bir üretim yapıyorsunuz ve nitelikli projeler üretiyorsunuz. Fakat alıcılar nezdinde beklenti genelde daha ne derler alt seviyelerde kalabiliyor. Bunu nasıl aşabilir sektör? Yani sektör olarak ne yapmak lazım? Yani ben... bizim yaptığımız ofisler için konuşacağım. Evet, yani evet. Sonuçta hani doğru söylüyorsunuz aslında kabul ediyorum. Marka olduk yani. Hani biraz şey yaptık ama. Aynen öyle. Şimdi bizim ofislerimizi tercih edenler hep iyi firmalar. Yani kiracı da gelse işte büyük firmalar geliyor. Onların merkez ofisleri işte şubeleri hep bizim orada olmak istiyor. Bizim projelerimizde olmak istiyor. Lokasyonları biraz araçta standımızı ziyaretinize gösterdim. Yani bir bölgede yıldızlaşmıyoruz. Değişik bölgelerde, farklı bölgelerde yıldızları koyuyoruz harita üzerinde. O yüzden de şanslıyız ama esas kullanıcı bizi tercih ediyor. Onun da projelerimiz özellikle olduğu için. Yani biz projelerde ofis kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebildiğimiz, hatta fazlasını verebildiğimizi düşündüğümüz için tercih edildiğimizi düşünüyoruz. Kira rakamları yatırımcılar için bizim iyidir. Getirisi iyi olan projelerdir. Yani şimdi konut, herkes konut soruyor. İşte yapıyor musunuz? Onu da yapacağız. Biraz evvel söyledim. Evet. Ama ofisten de vazgeçemiyoruz. Ofis çünkü yatırım aracı. İnsanların paralarını değerlendirdikleri ve en karşılığını önemli aldıkları özel bir alan olarak görüyorum. O yüzden vergisel avantajı da var tabii bir taraftan. Ofiste geri dönüş aracı. Yani bence bir sıkıntı görmüyorum ben ofis açısından ama sektörel bazda tabii herkesin de ona yönlenmesini pek istemem yani. Peki bu son projenizdeki fiyatlardan biraz bahsedelim. Fuar anlamında, fuar zamanında biz satış öngörmedik. Yani bunu ben gelen müşterilerimiz olsun, ziyaretçilerimiz olsun hepsine söylüyorum. Size de bir kere daha söyleyeceğim. Satış yok. Fiyat, burada satış yapmıyoruz. Tamamıyla tanıtıma ve firmamızın marka sınır geleceği üzerine çalışmaları yönelik bir kiralamak etkinlik. İsteyenler kiralamak için tabii ki kiralamada standartımızda. Fiyat aralıkları nasıl? Kiralamada 70 metre ile 250 metre aralığımız var. Yani şöyle söyleyeceğim, 470 metre tam kat var.
1500 lirayla 8500 lira arasında değişen gayet de makul fiyatlar. Evet, yani iyi fiyatlarımız. İyi. Trade Tower için söylüyorum, bitti orası. Esentepe'de de var tabii kiralık opsiyonumuz. Orada da 2500 ile 5500 arasında değişen fiyatlar. Geçit'te bir projeniz vardı. O yüzden o bölgede biraz biliyorsun son zamanlar değeri artan bölgeler arasında girdi. Bu Mudanya yolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz bir yatırımcı olarak? Hala da gelecek var burada. Özellikle İstanbul bağlantısının bu yol üzerinden yapılması, konut alanlarının bu tarafa doğru kayması, Balat biliyorsunuz yeni gelişiyor. Bu bölgenin Korupark'tan hatta belki Esentepe'den bu tarafa doğru olan bölgenin hala da aktif olarak yatırımcıya açık bir bölge olduğunu düşünüyorum. O zaman düşünebiliriz yani. Programın en zor sorusunu soracağım şimdi size. Sormasaydınız öyle kapatsaydınız. Artık çok geç. Yatırımcılar için konut mu daha avantajlıdır, iş mi? Şimdi ihtiyaç halinde konut evet. diyeceğim. Evet. Yani herkes çok yatırım için. Konut yani almak ister. Için değil. Yatırım için ofis diyeceğim kusura bakmasın arkadaşlarım ama. Çünkü ofisin vergisel avantajı var dediğim gibi. Müteahhitler için belki KDV problemi olabiliyor ama karşı tarafta yatırımcı alıcılar için burada tamamıyla bir gelir vergisi avantajı doğuruyor. Sizin namınıza zaten kiralayan arkadaşlar verginizi ödüyor. Evet. Çok cüzi rakamlar kalıyor. Onun için parası olan yatırımcılara ofis almalarını benden veya benim arkadaşlarımdan işte çevremizden birçok inisiyatifçi dostumuz var. Evet. Hepsi kaliteli işler yapıyor. Almalarını öneririm. Evet. Peki Bursalılar bu fuarı niye ziyaret etmeli? Diyelim kapatalım. Bursalılar bu kadar birden fazla firmayı özellikle inşaat anlamında ve yapı diğer malzemeleri anlamında bir arada bulabilecekleri ender yerlerden bir tanesi burası. Bence kaçırmamaları lazım. Dün ve bugün onu gösteriyor ama yarın ve öbür gün yani cumartesi ve pazar günleri biraz daha kalabalık, biraz daha hemen ilgililere dönük olacağını düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki gelecek sene için? Gelecek sene de buradayız inşallah. Buradasınız. Buradayız. Biraz daha büyük bir yer. İnşallah yeni projelerle belki de inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Evet değerli izleyiciler, İnşaat Fuarı'nın ikinci günündeyiz. Fuar yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Az önce Sayın Evki Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Evke ile beraberdik. Yeni projeleri ve fuara ait görüşlerini paylaştık. Fuar günü programımız tüm hızıyla devam edecek. Bizden ayrılmayın.